Herkese merhaba arkadaşlar. RTX 3070'li Monster Toolbar T5 V21.7.1. Önceki videodan da açıkça belli ettiğim gibi oldukça beğendiğim bir bilgisayar ve o videodan bu yana aktif olarak kullanıyorum. Performansı ve özellikle tasarım detayları oldukça etkileyici ve kullandıkça bu tasarımsal detayların bilgisayar başında geçirilen zamanı daha keyifli hale getirdiğini fark ettim. Bilgisayarın başına geçtiğinizde dikkatinizi muhtemelen ilk çekecek şeylerden birisi olan ön taraftaki light bar kesinlikle çok havalı. Kullanım esnasında tam önünüzde güzel bir ambiyans oluşturuyor ve çok tarz duruyor. Bilgisayara bambaşka bir hava katmış ve bana sürekli yeni videolar çekmem konusunda ilham veren ince düşünülmüş güzel bir detay. Buradaki aydınlatma şeklini, ışık animasyonlarını yenilenen Monster Control Merkezi üzerinden farklı modlarla ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde klavyedeki 4 bölgeli RGB aydınlatmayı da yine buradan kontrol edebiliyoruz. Kontrol merkezi yenilenmiş ve çok daha kullanışlı bir hale gelmiş. Klavye ve ön taraftaki light bar'ın uyumu mükemmel. Özellikle oyun oynarken tam bir görsel şölene dönüşüyor. Klavyenin ve trackpad'in verdiği his ve deneyim güzel. Malzeme kalitesi konusunda tatmin oluyorsunuz. Toolbar T5 magnezyum alaşımdan oluşuyor. Bilgisayarın sağ tarafında microSD kart okuyucu ve 2 adet USB 3.1 girişi. Sol tarafta 2. jenerasyon USB 3.1 girişi. 3.5 mm mikrofon ve kulaklık jack girişleri. Arka tarafta ise güç girişi, ethernet girişi, HDMI çıkışı ve Thunderbolt 4 destekli USB-C portu yer alıyor. Buradaki USB-C portu 3.2 hızında benim en çok kullandığım girişlerden bir tanesi. Son derece hızlı veri transferleri yapabiliyorum bu USB-C girişi üzerinden ve tüm aktarımlarımı da bu porttan yapmaya özen gösteriyorum. Gerçekten işimi çok hızlandıran ve çok sık kullandığım bir port. Sağ taraftaki microSD kart okuyucu açıkçası benim açımdan çok kullanışlı değil. Bunun yerine normal SD kart okuyucu olması çok daha iyi olurmuş. Şahsen SD kart okuyucuyla pek işim olduğunu söyleyemem. Ben aktarımlarımı USB-C portu üzerinden yapıyorum. Ama potansiyel kullanıcılar açısından değerlendirdiğimde mikro değil de normal SD kart okuyucunun çok daha kullanışlı olacağını belirtmem lazım. Bu bilgisayarı alıp mikro olmayan SD kartlarındaki verilerini aktarmak isteyen kullanıcılar USB üzerinden takacakları bir harici SD kart slotu, SD kart okuyucu ile bu işi çözebilirler. 1.7 kilogram ağırlığındaki ve 19.9 mm kalınlıktaki bilgisayar oldukça taşınabilir ve kompakt bir yapıya sahip. Isı dağılım ve korozyon direnci gibi avantajlar sunan magnezyum kasa gayet kaliteli ve sağlam hissettiriyor. Toolbar T5'in 15.6 inçlik QHD IPS MAT LED ekranı 165 Hz ekran yenileme hızı sunuyor ve sRGB renk gamutunun %100'ünü destekliyor. Ekranın mat yapısı, 2K olması, oldukça ince bir çerçeveye sahip olması hem görsel açıdan hem de deneyim açısından tatmin edici. Malum uzun süreler ekran başında olanlar için mat ekran parlak ekranlara göre daha konforlu bir deneyim sunuyor. Yansıma yapmaması önemli bir avantaj. Özellikle ışıklı ortamlarda ya da açık alanda bilgisayarı kullanmanız gerektiğinde de mat ekran sayesinde daha iyi bir performans elde edebiliyorsunuz. Ekranın üst tarafında Full HD kamera ve mikrofon konumlandırılmış. Ayrıca kızılötesi sensörü de bu kısımda. Windows Hello desteğiyle yüzünüzü tanıttığınızda kolaylıkla düşük ışıklı ortamlarda bile yüz tanımayı kullanarak bilgisayarın kilidini açabiliyorsunuz. 2x2 watt gücünde dahili stereo hoparlörler ve Sound Blaster Cinema 6 Plus ses kartıyla tatmin edici bir ses performansı sunan Toolbar T5 Sound Blaster Cinema 6 uygulamasıyla geliyor. Sesle ilgili ayarları da bu uygulama üzerinden değiştirebiliyoruz. Ayrıca Bluetooth 5.1 desteği sayesinde harici ses sistemlerinden özellikle iyi kalitede olanlardan güzel performans alabiliyoruz. Bilgisayarın güzel bir tasarımı var ama tasarım tabii ki tek başına yeterli değil. İnce ve hafif gövdeyi etkileyici bir donanımla birleştiren Toolbar T5, 10 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilen Intel Tiger Lake serisi, Core i7-11800H işlemciler ile birlikte en zorlu oyunlarda ve güç gerektiren uygulamalarda maksimum performans sunuyor. Oyun bilgisayarı denildiğinde akla ilk gelen marka tabii ki Monster Notebook. Fakat size Monster Notebook hakkında bilmediğiniz bazı şeyleri anlatacağım. Monster Notebook sadece oyun bilgisayarı üretir. İster rekabetten keyif alan bir oyuncu, ister mimar, mühendis ya da yazılımcı olun ya da bambaşka bir profesyonellikle uğraşın. Monster Notebook'ta size göre bir notebook ve aksesuar var ve Monster Notebook'tan alacağınız tüm notebooklarda ücretsiz ömür boyu bakım garantisi var. Monster Notebook satın alımından sonra da desteğini hiçbir zaman kesmiyor. Bilgisayarın ilk günkü performansını korumak için bakımını ömür boyu ücretsiz bakım servisiyle garanti altına alıyor. Bu servis kapsamında senede 2 defa bilgisayarınızın bakımı yapılması için Monster Notebook yetkili servisini getirebilir ya da ücretsiz bir şekilde kargolayabilirsiniz. Üstelik bakım ve temizleme işlemine de hiçbir ücret ödemezsiniz. Açıklamadaki linki tıklayarak ömür boyu bakım garantili Monster Notebook'ları inceleyip satın alabilirsiniz.
16 GB RAM'le gelen TurboPump T5'in RAM kapasitesini satın alma aşamasında ya da satın aldıktan sonra 64 GB'a kadar genişletebiliyorsunuz. Bendeki modelde 1 TB Samsung PM9A1 M.2 SSD kullanılıyor. 2 adet disk desteği var. İsterseniz bir SSD daha takabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bilgisayar kutudan Windows 11 Home Single Language işletim sistemiyle çıkıyor. Önceki videolarda da belirttiğim gibi Monster Notebook'larda TurboPump T5 V21.7.1'de de olduğu gibi sondaki versiyon numarasının sonundaki o nokta 1 bilgisayarın lisanslı bir Windows sürümüyle geldiği anlamını taşıyor. İncelediğim ürün Windows 10'la gelmişti ama ücretsiz olarak Windows 11'e yükselttim. Siz de aynı şekilde kolayca yükseltebilirsiniz. Şimdi Monster TurboPump T5 V21.7.1 ile yaptığım testlere bakalım. TurboPump T5 oyun performansıyla olduğu kadar video edit performansıyla da tam bir canavar. Hem yüksek kalitede oyun performansı isteyen bir oyun tutkunuysanız hem de aynı anda bilgisayarınızda profesyonel işler yapıyorsanız, video düzenleme işi, video prodüksiyon işi, profesyonel fotoğraf işleri yapıyorsanız ya da mimari uygulamalar, 3D uygulamalar kullanıyorsanız tüm bu özellikleri tek bir bilgisayarda istiyorsanız bu bilgisayar iyi bir seçenek gibi görünüyor. Tabii bu gücün taşınabilir ve kompakt bir yapıda sunulması da bence önemli bir avantaj. TurboPump T5 kablolu ve kablosuz olarak yüksek hızlarda internet bağlantılarını destekliyor. Dragon Ağ yönetim yazılımıyla internet önceliklerimizi ayarlayabiliyoruz. Yani ethernet bağlantısı ile işlem önceliğini istediğimiz programa ve oyuna atayabiliyoruz. Bilgisayarın 4 hücreli bataryası çok yüksek performans gerektirmeyen işlerde prize bağlı kalmadan 2-3 saatlik bir kullanım vaat ediyor. Tabii bu sizin kullanım şeklinizle doğrudan ilgili bir durum. Çok yoğun, ekran sürekli açık ve sürekli yüksek parlaklıkla kullanıyorsanız, performans gerektiren, güç isteyen bir kullanım yapıyorsanız o zaman daha çabuk bitebilir. Çok daha basic kullanıyorsanız belki daha fazlasını görürsünüz. Ben kendi testlerimde elde ettiğim ortalama süreyi paylaşıyorum. Dediğim gibi bu herkesin kullanımına göre değişebilir. Tabii RTX 3070'in performansından faydalanmak için 230 wattlık güç adaptörünü güce takarak bilgisayarı tam performansıyla kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Monster TurboPump T5 V21.7.1 incelediğim Monster Notebook'lar içerisinde benim en sevdiğim model oldu. Siz bu bilgisayar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilgisayar tercihinizi bu bilgisayardan yana mı kullanırsınız? Kullandığınız ve kullanmakta olduğunuz, hali hazırda kullanmakta olduğunuz bilgisayarlarla ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda benimle de paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.